vardır. Sıran Ateş'in 4-5 gün önce İstanbul'a geldiğinde hangi istihbarat, kimlerle, ne görüştü, ne ettiğinin de bence bu konuda araştırması gerekiyor. Çünkü o bir ilk günlerdeki bilgi akışı bir tekrar bir durdu. Doğru. Ve tetikçi de kayıp. Benim korkum tetikçinin öldürülmesi. Öldürülmesi. Bir daha söyleyin efendim. Benim korkum tetikçinin öldürülmesi. Tetikçi belki de öldürülmüş. Belki de öldürüldü. Bilmiyorum tabii. Evet. ama e, yani olayı kapatmak seviyesini düşürmek gerçek e, azmettiricilere ulaşılmasını engellemek ve olayı düşük seviyede faillerle Tamam dosya bu kadar diyerek kapatma çabası muhakkak olacaktır ve şu anda bunun üzerinde çalışıldığından yüzde100 eminim Ama bu bir siyasi cinayettir siyasi cinayet olduğuna şüphe yoktur bu süreç Sinan ateş'in görevden alınması göreve getirilmesiyle başlamış bir siyasi rekabetin sonunda gerçekleşmiştir. Bunun ara duraklarından bir tanesi Sinan Ateş'in yakını olan, dostu olan eski Mersin ülke ocakları başkanının Adana'dan gelen bir ekip tarafından bıçaklanmaya çalışıldığı sırada kendisini korumak için üzerine saldıranlardan birisini vurması, öldürmesi diğerinde yaralamasıyla yeni bir aşamaya çıkmasıdır ve ee, Sinan Ateş'te sizin ifade ettiğiniz gibi bendeki bilgi de o doğrultuda kendisine yönelik bir e, benim kalemimi kırdılar e, şeklinde açıklama yaptığını kesinlikle biliyorum. Benim dediklerimi biraz doğrular evet, paralelde kesin, evet, yani İstanbul'a gelip birilerine evet. bunu aktarmasını falan onu bilmiyor. İstanbul'a gelip Birilerine aktardı aktarmadı bilmiyorum. Yer belli değil fakat şöyle bir... İstanbul'a geldiği zaman fotoğraflar sızdı. Kendisi de Oda TV'ye bunları yayınlayınca şey yaptı. Hani İyi Parti'ye geçecek falan filan diye. İyi Partili bazı eski ülkücülerle görüşmüş. Ve bu bir İyi Parti yakınlaşması olarak şey yapınca, lanse edilince bunu da yalanlamıştı. Evet. Tabii bu görüşmenin içeriğini ben bilmiyorum ayrıca buraya geldiğinde kimlerle görüştüğünü bilmiyorum. Onun için bunun üzerine yorum yapmam ama bildiğim şey kendisine yönelik bir ağır saldırı olacağının bilincinde. Şimdi Ümit Bey siz zaten bu Sinan Ateş cinayeti ve cinayetteki şüpheler hakkında tepkiniz gösterdiniz. Evet. Hatta bir afiş astınız. O afişte evet. de il binalarınıza değil mi? İl bina Yerli ve milli katil kim sorusunu sordunuz. Bunun üzerine Bahçeliden de size çok sert tepkiler geldi ve Fosil istihbaratçı dedi. Ben affınıza sığınarak şunu sormak istiyorum. Sizin bir istihbarat geçmişiniz var mıdır? Bir de siz de Bahçeli'yi yine geçmişte ajan olmakla suçlamıştınız. Hatta referans olarak rahmetli Alparslan Türkeş'in cezaevinde yazdığı mektubu da gösterdiniz. Yani nedir bu işlerin aslı? Sizden dinlemek istiyoruz. Valla önce e, Gizem Hanım şu sorudan başlayayım. Fosil gibi görünüyor mu? Yok. Estağfurullah. Bence yakışıklısınız. yakışıklısınız. Ee, sağ olun. <laughs> çok, çok teşekkür ediyorum bir fosil gibi görünmediğime göre istihbaratçı olsaydım Türk istihbaratçısı olurdum. Bunu da gururla söylerdim. Evet, Türk istihbaratından çok tanıdığım var, çok dostum var, çok yakın olduğum insanlar var. Onlar da bana çok güvenirler. Ben de onlara çok çok güvenirim. Yakın çevremde de çalıştığım son 20-25 yıl içerisinde Türk istihbaratında çok önemli görev yapmış insanlar vardır. Ama ben istihbaratçı olmadım. Belki galiba şundan geliyor. Biliyorsunuz sizin de tanışıklığımız Ankara'da bir vakfın başındaydınız. Evet. O da bir think tank kuruluşuydu. Think tank kuruluşuydu. Ve, Ve Türkiye o think tank için kuruluşu, yeniydi. kuruluşu da evet. e, yurt dışındaki, Amerika'daki, Avrupa'daki benzer evet. örnekleri gibi ne yapıyoruz? İşte askerlere de ha. belli konuda şeyler veriyorsunuz. Evet. Belki devletin mitte dahil evet. bazı örgütlerine de bilgiler falan veriyorsunuz. Bu ajanlık işinde de ben hakikaten evet. şunu söylemek zorundayım. Biz hepimiz mesela ne diyoruz? Gök kaldırılsın falan deniliyor. Hiç kimse mit kaldırılsın değil mi? Mit bizim öz, be öz bir kuruluşumuz. Devletimizin evet. ihtiyacı olan bir kuruluş. Yani mit bizim düşmanımız değil ki. Bu devletin ihtiyacı olan, saygı duyduğumuz evet. bir örgüt. Ben Bahçeli'ye de bu yönde sizin de açıklamalarınız var. Ajan maaşlı, ajan olduğunu falan filan zannetmiyorum. Devletini sevdiği için, devletinin kurumlarını da sevdiği Hı. için evet. bir takım görevlerde bulundu. Related, alakalı olduğu, e, Alpaslan Türkiye'nin de bu konuda fikirleri olduğu falan söylemiş. Keza sizin için de bu şey. Yani MİT'e Şimdi, şimdi e, bakın, e, hayır, aynı Vatan şey yok, yok yok. Bir dakika, bir dakika Hakan. Değildir yani. Hakan, aynı şey değil. Değil. Evet. Simit'te böyle bir bağlantınız var mıydı? Arkadaşlarınız Hayır. var, dostlarınız var anladığım kadarıyla. Dostlarım var, arkadaşlarım var ama e, rahmetli Türkeş'in Devlet Bahçeli için söylediği ifade şeklinde hiçbir zaman bir bağlantım olmadı. Bir daha anlayın. Rahmetli Türkeş'in Devlet Bahçeli için söylediği şekliyle benim bir bağlantım olmadı hiçbir istihbarat kuruluşuyla. Anladım. Tamam onun için aynı şey değil bu. <laughs> ee, onun altını çok açık bir şekilde. Daha çok şu tank e çizmek. E akademik, bundan sonra düşünce kuruluşu merkezdi. Değişik devlet adına e yurt dışında yapılan e çalışmalarda birlikte mehsayı e yapmak gibi bunlar oldu. Bunları hiçbir zaman gizlemedim zaten. Televizyonlarda da e zaman aşımına uğradıktan sonra, değeri kalmadıktan sonra içeriği neden bahsetmeden. Ben de bunları ifade etmek durumunda kaldım. Hala dostluğunuz devam ediyor mu? Ha, tabii, devam de ediyoruz. Tabii, arkadaşlarınıza tabii devam ediyor. Arkadaşlarınızla de de devam ediyor. Devam ediyor. Şimdi yani şu garip bir suçlama. Sen istihbaratçısın. Bu istihbaratçılık onurlu bir meslektir. Çok zor bir meslektir arkadaşlar. Çok zor bir meslektir. Hayatınızı tehlikeye attığınız bir meslektir. Onun için bir birisine istihbaratçısın dediğinde eğer Türk istihbaratının üyesi ise arkasından şapkanızı çıkartıp saygı göstermeniz lazım. Evet. Peki bu yerli ve milli katil kim afişi biliyorsunuz çok tepki topladı oradaki gizli mesaj. Bakın kim tepki gösterebilir ancak katilleri destekleyenler tepki gösterebilir. Katledilen pusu kurulan. Sinan Eteş'i seven hiç kimsenin tepkisi yok buna. Hepsi destekliyor. Bütün Türk halkı destekliyor. Gel ve milli katil kim evet, sorusunu destekliyor. Bu sorunun mi? cevabını bütün Türk halkı istiyor. Bu sorunun cevabının verilmemesini isteyenler de, gerçeğin ortaya çıkmamasını isteyenler de buna tepki gösteriyorlar. Tamam. O yani, ben Devlet Bahçeli'den de şu açıklamayı yapmasını beklerdim. Allah rahmet eylesin. Bizim evladımızdı. Kim onu bu pusuyla bundan öldürttüyse Allah belasını versin. Çocuklarının bakımını eğer aile kabul ederse Milliyetçi Hareket Partisi üstlenecek. Ben kişisel olarak üstleneceğim demeliydi. Ama bir rahmet bile dilemedi. Neden dilemedi? Efendim yani? ben de sak gerekçesi sakla. Hadi canım sen de. Ne acaba? Hadi canım sen Sinan de. Aklışı. Kimse inanmıyor. Ülke ocakları Genel Başkanlığına kadar getirdiğin çocukluğunu bildiğin, her şeyini bildiğin bir kişinin ha, ne kadar gizli bir şeyi olabilir senden? Eğer bu kadar gizli bir şey varsa burnunun ucunu göremiyorsun demektir sen. Ki onu ülke ocakları genel başkanı yapmış. iki senede orada tutmuşsun. E görevden evet. neden görevden alıyor? Ondan... Bakın çok çok ilginç görevden alın. yani Atatürk'ü savunduğu için görevden alındı. Atatürk'ü savunduğu için. Evet. Çok önemli bir Bir AK Partili Atatürk'e küfretti. O da Atatürk'ü küfredene cevap verdi çok ağır bir şekilde. Gitti ağlayarak Erdoğan'a şikayet etti. AK Parti Erdoğan da Bahçeli'ye telefon ederek ya bu ayıp oluyor bizim arkadaşımıza neden küfrediyor dedi. Doğru, işte doğru. Ee, Yavuz, böyle. Ben isim vereyim. Hı. Yavuz bağdıroğlu evet. isimli bir yazar. Sizden önce bir ülkücü arkadaş da beni aradı bu sırada. Evet. Ee, sizinle bağlantısı olmayan partiyle ilgili. AKP ee, Yavuz Bağduroğlu'nun Atatürk'le ilgili söylemlerine evet. sert bir Atatürkçü söylem gösterdiği evet. ve AKP'de yani bu işin sırrını açıklamak çok önemli. Bahçeli'deki sır bu aslında. Başka sır var mı bilmiyoruz ama Bahçeli'nin Sinan ateş sırrı bu. Ee, ve bu yüzden de Yavuz Bağduroğlu'nu Atatürkçü